Kardiyopulmoner ilgili bazı bilgilerimizi, deneyimlerimizi sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Herhangi bir nedenle, herhangi bir şekilde kalp ya da solunum durabilir. Aniden gelişen kalp ritim bozuklukları, kalbin pompa yetmezliği, oksijensiz kalma, boğulma, kanama, ilaç zehirlenmeleri, ağır enfeksiyon, metabolik bozukluklar gibi birçok nedenle hepimizin başına gelebilecek bir şey. Kalbimiz ya da solunumumuz durabilir. Bu durumda zamanında yapılmış ve kaliteli bir canlandırma girişimi kardiyopulmoner restorasyon ile yaşam geri gelir. Toplumsal bilinç düzeyinin yükseltilmesiyle birlikte ciddi bir kalite elde edilecektir. Kardiyopulmoner restorasyon yani canlandırma girişiminin herkes tarafından, temel canlandırma girişimlerinin herkes tarafından kültürlü, gelişmiş bir toplumda bilinmesi gerekir. Hastane dışı kardiyopulmoner restorasyonda ise öncelikle tanımlama ve 112'nin aktivasyonu geliyor. Her halükarda alarm vermemiz gerekiyor. Ardından doğru ve derhal etkin kardiyopulmoner restorasyona geçilmeli. Hızlı defibrilasyon mümkünse yapılmalı. Bu otomatik mobil defibrilatörler aracılığıyla. Ardından ileri yaşam desteğinin sağlanabileceği ortama geçilmeli, hastaneye gidilmeli ve ileri yaşam desteği ve arrest sonrası bakıma geçilmeli. Sağ kalım oranlarına bakıldığında eğer kardiyopulmoner bir resütasyon yapılmamış ve gecikmiş defibrilasyon varsa neredeyse şansımız yok. Erken kardiyopulmoner resütasyon yapılmış ve gecikmiş defibrilasyon varsa %2-8 oranında sağ kalım olasılığı var. Erken kardiyopulmoner restorasyon ve erken defibrilasyonda %20'ye çıkan bir sağ kalım, ancak bu defibrilasyonu çok daha erkene, çok daha aktif hale getirebilirsek, erken ileri yaşam desteğinde başlatabilirsek, bu durumda ileri yaşam desteği sağ kalım oranları %30'ları kadar çıkmakta. 0-4 dakika oksijensiz kalındığı takdirde geri dönüşsüz beyin hasarı olmaz. 4-6 dakika arasında ise beyin hasarı görülebilir. 6-10 dakika beyin hasarı olasılığı çok yüksektir. 10 dakika üzerinde ise geri dönüşsüz bir beyin hasarı vardır. Bu durumda kardiyopulmoner resütasyonun etkin ve kaliteli olabilmesinin önemi gösterilmektedir. Tanıda ne yapıyoruz? Tanıda büyük arterlerde nabız alınamaması, 10-15 saniye içinde bilinç kaybı, solunumun durması, ciltte solukluk veya siyanoz, pupil dilatasyonu ve kalp seslerinin yani kalp tepe atımının duyulamaması. Kesin tanı ise bir şekilde elektrop çekildiğinde ya da monitörize edildiğinde ritim görülmemesi ya da AF gibi ritimlerin görülmesi, VF gibi ritimlerin görülmesi.